Vizeliler, vize sporlular. Bunu arkadaşlarım biri yaptı ama senden bağlı. Evet, bu isim geliyor. Vize. Kaybetmeyeceğiz. Yani diriyle buluşmasını çok güzel oldu. Gerçekten bir Keşan'ın bir diride bu kadar yapıştığını biz burada görüyoruz yani. Şeyi düşünün, organize'de Keşan muhteşem duruyor baskıda. Gerçekten. Evet hocam, masaj yok. Yani dört ayrı look var. Sizde şöyle olur mu? Acaba gösterelim onu ya. Şurada. Tribün görüntüleri var. Şöyle göstereyim size de örnek olarak. Buna girelim. Burada gördüğünüz bütün resimler yağlı boya olarak kendi çalışmalarım. Buradaki 9 tane profesör hoca bu projeye destek verdiler. Onlar da yaklaşık 4 gündür burada bu coğrafi işareti olan Keşan'ı kendi tablolarına, kendi yorumuyla halka göstermek istedik. Amaç şu: yeni nesil, yani Karadenizimizdeki bu güzel kültürü sadece el dokuma makinelerinde yapılıyor ve şu anda o makineler de artık neredeyse yok olmaya yüz tutmuş. Çok az insan artık bunu örüyor. Biz o insanları fazlalaştırarak, yani yeni gençlerimize, üniversiteli çocuklara stajyer olarak bu eğitimi aldırmak, dokumayı öğretmek, kendileri ip yapmak, ipi kumaş yapmak, kumaşı gömlek yapmak, hem erkekte hem bayanda sırıtmayacak şekilde sevdirebilip ve onu hayatın içine, yani günlük hayatın içine varlığını sürdürebilmek. Nasip olursa bu projenin sonrasındaki amacımız, yurt dışından bir teklif aldık. İkinci projemizi yurt dışında yapacağız. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da eğitimciyim. Burada bir sanat çalıştayı düzenledik Hacer Orhan'la beraber. Moda ve sanat çalıştayı. Modada yeni yaklaşımlarla Keşan kumaşını ele alıyoruz aslında hep beraber. Biz de Rize'ye ilk defa gelen ressamlar olarak Rize'nin doğasını, dokusunu, bu harika atmosferini hem kendimiz deneyimledik hem de tuvalerimize yansıttık. Çok güzel deneyimlerimiz var. Birkaç gündür buradayız, geziyoruz. Her taraf sanat eseri, her taraf doğa harikası. Bizim için sonsuz bir ilham kaynağı. O yüzden resimlerimiz burada bu atmosferde bu güzelliklerle doğuyor. İşte doğuşuna tanıklık edin istiyoruz. Karadeniz'e ilk kez gelişim. Hani uzun zamandır Karadeniz'e gelmek istiyorduk. Böyle bir vesileyle burada bulunduk. Çeşitli gezilerde yaptığımız çalışmalarımızı yansıdı. Karadeniz için de, sizin için de çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız işlerde burada zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bizim için aynı zamanda da bir kültür gezisi de olmuş oldu. Çalışmalarımıza da yansıdı bunlar. Bizler geldik ve bu Rize'nin kültüründen etkilenerek eserler ürettik. Her birimiz iki eser üretti. Ben deniz sevdalısı biri olarak bir gün batımı çalıştım. Bir de genelde kadın temasını ele alan bir ressamım. Benim bu seferki kadınım şu anda da gördüğünüz gibi Keşan kumaşları içerisinde ve Rize çayı ikram eden bir kadın portresiyle karşınızda bir çalışmayla çıkıyorum.
Çalışmalarımız devam ediyor. Dilerim ki bu tür çalışmalar daha da çok olur. Sanata ve sanatçıya değer veren herkes için şimdiden teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. İlk yelken resimlerimle spor resmi yapmaya başladım. Fakat daha sonra diğer sporları neden yapmayayım diye düşündüm. MotoGP, F1, arkasından işte futbol ve diğer güreşten tutun yüzmeye kadar, atletizme kadar birçok dalda, tenisti, golftü, yani yapmadığın spor dalı aşağı yukarı kalmadı gibi. 2006'dan beri bu işi yapıyorum. Evet, yani burada da bu organizasyona geliyorduk. Rize Spor'u dedim çalışayım, bir sürpriz olsun. Şampiyonlukta olunca süper bir sürpriz oldu. Harika. Denk gelmiş oldu böylelikle. Buraya da böyle bir katkıda bulunmuş olduk. Yani 3 günde yaptığınız bir resim de olabilir. 1 ayda yaptığınız resim de olabilir. Tabii yani bu bir gol sevinci. Diğerinde de böyle bir enstantanemiz var yine işte. Hareketli bir. Ya daha çok enstantane benim için hareketli olması lazım. Ben onları resmetmeyi seviyorum. Golden sonra da hareketin en güzeli zaten. Dolayısıyla.